Neden aday oldum? Memleketim son düzlüğü kaçırmasın diye. Memleketim hak ettiği son şu kritik zamanda hak ettiği hizmetleri alsın diye adayım, Allah nasip ederse. Ve inşallah bu azmimizle, inancımızla, siyasi desteğin arkamızda güçlü olduğunu bildiğimiz için inşallah bu hizmetleri de bu dönemde hiç tereddütsüz inşallah memleketimize, kasabamıza kazandıracağız. Şimdi vatandaş bize neden oy vermeli? Daha önceki dönemlerde bu işin sıkıntısı görüldü. Mesela 1989 yılında Turgut Özal'ın tek parti döneminde eğer o gün Anavatan'dan bir belediye başkanı çıkarmış olsaydık bugün Afyon'da irili ufaklı birçok ilçe gibi biz de ilçe olan kasabalar arasına girecektik. Ama tercih yanlışlıkları, efendim ideolojik tercihler, aday tercihleri ya da benim adayım kazanacak hırsıyla maalesef bir 35-40 yılımızı kaybettik. Fakat bu denklemde inşallah bu dönem doğru adaya doğru kararlar vererek inşallah memleketimiz oy verdiğinde, memleketimin güzel insanları oy verdiğinde bu tren buraya gelmişken bir daha kaçırmak gibi bir lüksümüz olamaz, olmayacak da inşallah. En önemli projemiz istihdam. Önce sağlık, sonra istihdam. Allah'ın izniyle sağlık kısmını, entegre sağlık merkezimizi en son işlemleri bitti. Bu hafta ihaleye açılacak. Onu bir yıl içerisinde bitireceğiz. Ama daha önce de görüşmelerimizi sağladığımız Denizli tekstil firmalarıyla, nüfuzlu firmalarla, güçlü firmalarla görüşme sağladık. Tabii bir yatırımcının istediği en önemli şey nedir? En önemli şey enerji ve doğalgaz. Bugüne kadar bizim gibi taşra belediyelerinde yani kasabalarda böyle bir doğalgaz yatırımı olmadığı için daha Türkiye'de yeni başlıyor. Beldelere de artık doğalgazın gelmiş olması. Biz de inşallah 2025 yılında altyapılarımızı tamamladıktan sonra doğalgazı memleketimize kazandırdıktan sonra bu defa yatırımcının biz gel bizde enerji var, bizde doğalgaz var ki zaten bize sundukları baş şartlar bunlardı. Herkes yani inşallah memleketinde idame olacak.